Babacığım kahve hazır. Geliyorum kızım. Buyurun. Oo, bu değdi vallahi. Ben biraz uzanacağım. Uzan çocuğum, uzan, dinlen. Kusura bakmazsınız değil mi? Aa, aşk olsun. Yardım ister misin? Yok artık. Teşekkür ederim. İnan dün ömrümden 10 yıl gitti. İyi olduğunu görene kadar öldüm dirildim. Ya. Tamam Hayriye. Geçti bitti artık, kapat. Evet. Niye tek başına oturuyorsun? İnsene aşağı. İyi böyle. Kafa dinliyorum. İşe de gitmedin. Hı hı. İzin aldım. Baktın mı sonuçlara? Nasıl? Bakıyorum. Fena değil. Ne zaman geldin? Bilmem. Aceleye getirmeyeceğim. Tamam baba, çalışıyorum. Bitti işte. Sabahtan ne işin vardı senin? Bir arkadaşıma uğramam lazımdı. Ne? O kızla mı beraberdin? Onun adı Necla. Onunla mı beraberdin? Evet. Hastanedeydi. Dün büyük bir tehlike atlattı. Dün de yanındaydın bu sabahta. Ne yapmaya çalışıyorsun sen oğlum? Hiç gurur yok mu sende? Üstüme gelme baba. Karışma bana. Ne demek karışma? Ne çabuk unuttun yaşadıklarını. Bu kız seni sırtından bıçakladı oğlum. Yeter. Bana bak. İlki hataydı, ikincisi ahmaklık olur. Bile bile aynı yanlışa düşmene izin vermeyeceğim. Ben Necla'yı seviyorum. Hata ediyorsun. Sevgi değil seninki. Yenilgini unutmak için onu tekrar istiyorsun. Hayır, hayır, hayır. Ben Necla'yı seviyorum. Artık beni rahat bırakın. Ben gidip yatayım biraz. Tamam. Çok uzaklaştık birbirimizden. Biliyorum.
aramızdaki mesafe kolay kolay kapanmayacak. En azından bir çırpıda olmayacak. Sen dün çok büyük bir adım attın. Çok teşekkür ederim. Yaşadıklarımız çocukluk muydu, zayıflık mı? Çok yoğun yaşadık duygularımızı. İkimiz de kontrolden çıktık. Birbirimizin canını yaktık. Nefret ettik. Büyümek meğer ne kadar zormuş. O günleri yaşarken kendim savunacak laflarım vardı. Sebeplerim vardı. Şimdi yok. Aslında hiç olmamış ama yeni anlıyorum işte. Bütün bu olanlar, birbirine yabancı iki kadının başına gelmedi. İki arkadaşın falan. İki kardeş yaşadık biz bunları. Hiçbir şey olmamış gibi yapamayız. Unutamayız ikimiz de. Ama tekrar tekrar konuşup da acıları taze tutmanın alemi yok. Seni çok özledim. Ablam Leyla'yı özledim. Seni öyle bulduğumda bütün yaptıklarına rağmen meğer hiç kıyamazmışım. Canın yansın istemezmişim, anladım.